Sevgili KYLC kanal takipçileri, herkese merhabalar. Bu videomuzda sizlere standart normal bir güneş panelinin verimini sadece bir alüminyum folyo ile nasıl artırabiliriz onu göstereceğim. Bakın, burada sizler için kurmuş olduğum bir düzenek var. Bu düzenekte daha önceden videosunu çekmiş olduğumuz 20 wattlık hızlı şarj özelliğine sahip bir güneş paneli kullanacağız. Bu güneş panelinin linkini ekranın sağ üst köşesine, burası mı artık bilemiyorum, ben linkini koyacağım. İzlemek isteyen arkadaşlarım, bu güneş panelini tanımak isteyen arkadaşlarım o linke tıklayarak güneş panelini tanıtımını izleyebilirler. İsteyen açıklamalar kısmına koyduğum linkten de ulaşabilir bu güneş panelinin tanıtım videosuna. Beğenirseniz bu güneş panelinden temin edebilirsiniz. Elimde daha yüksek bir güce sahip güneş paneli bulunmadığı için bu panelle size güneş panelinin verimini alüminyum folyo ile nasıl artıracaksınız onu göstereceğim. Dilerseniz vakit kaybetmeden hemen sistemin bir tanıtımını yapalım. Bakın, burada bir 12 volt 7 amperlik kuru akümüz var. 20 wattlık güneş panelimizden gelen elektrik enerjisini buradaki ampermetre ile kaç miliamperde aküyü şarj ettiğini görebilmek için bağladığımız ampermetre üzerinden aküyü şarj ediyoruz. Şu anda 165 miliamper ile gördüğünüz gibi güneş panelimiz bu aküyü şarj ediyor. Şu anda akü voltajımız da, görünüyor mu bilemiyorum ama, 13.49 volt seviyesinde sevgili arkadaşlar. İnşallah görünüyordu. 13.50 oldu şu anda. Bu akü voltajımız 164 miliamper gelen bizim şarj akımımız ve güneş panelimizde bu aküyü şarj edebilmek için gerekli güneş enerjisini elektrik enerjisine çevirip sisteme veriyor. Bakın, şimdi bir güneş panelinin verimini alüminyum folyoyu kullanarak nasıl artıracağız? Şimdi onu göstereceğim. Fakat öncelikle şu elimdeki kamerayı bir bırakayım ve düzeneğimize alüminyum folyo yardımıyla ekstra bir enerji sağlayacak şekilde verimini nasıl artırırız onu göstereyim. Evet sevgili arkadaşlar, düzeneğimiz bu şekilde kuruldu. Şimdi size alüminyum folyo ile güneş panelinin verimini artırmayı göstermeden önce ufak bir sponsorluk reklamımız var. İsterseniz onu izleyelim. Kanalımızın gelişimi açısından bu tür sponsorluklar önemli. Sabrınız için her birinize ayrı ayrı, her birinize tek tek teşekkür ediyorum. İsterseniz bu kısa sponsorluk videomuzu izleyelim. Daha sonra da videomuzun kalan kısmına geçelim. GLC PCB firması, gördüğünüz gibi arkadaşlar, çok profesyonel baskı devreler yapabilen bir baskı devre firması. Bu adamlar 5 tane 10 santime 10 santim kadar PCB'yi 2 dolara basıyorlar sevgili arkadaşlar. Eğer siz de tasarladığınız, çizdiğiniz baskı devreleri profesyonel olarak bastırmak istiyorsanız GLC PCB firmasıyla çalışabilirsiniz arkadaşlar. GLC PCB'nin linki aşağıda açıklamalar kısmında olacak. Linke tıklayıp o link üzerinden siteye çizdiğiniz baskı devrelerin Gerber dosyasını yükledikten sonra siparişinizi dört dörtlük bir şekilde GLC PCB firmasına verebilirsiniz. Şu anda 181 miliamper, 177 miliamper güneşin yoğunluğuna göre bizim güneş panelimiz akümüzü şarj ediyor. Şu an 183 miliamper oldu mesela. Bu şekilde akümüzü şarj ediyor. Bakın, şimdi bir parça alüminyum folyo alacağım elime ve bu alüminyum folyoyu bir ayna misali kullanıp güneş panelinin verimini artırmaya çalışacağım. Şöyle yaparsam, evet, 184 miliamper gibi bir enerji oluşuyor. Bakın, aksi gibi havada da rüzgar var arkadaşlar, kusura bakmayın. Bakın, 191 miliamper, 192 miliamper, 199, 200 miliamper gibi bir yüksekliğe çıkarmayı başardık alüminyum folyonun yansıtıcı özelliğini kullanarak. Şimdi alüminyum folyoyu çekeceğim. Bakın, çektim ve 187 miliamper seviyesine tekrar düştü güneş panelimizin verimi. Hemen tekrar alüminyum folyoyu kullanarak 200 miliamper seviyelerine, gördüğünüz gibi, hatta üstüne çıkmayı başarıyoruz alüminyum folyoyla. Bu sadece düzensiz bir şekilde basit ufak bir yansıtıcı olarak kullandığımız haliyle bu seviyelere çıkıyor. Bunu düzenli bir şekilde bir katmanın üzerine yaparsak alüminyum folyoyu ve bu şekilde
güneş panelimizin üzerine güneş ışınlarını yoğunlaştırmayı başarabilirsek, tıpkı bir film setinde ışığı oyuncuların üzerine yönlendirdikleri gibi bir yansıtıcı yüzeyle güneş paneline yönlendirirsek güneş panelimizin verimi hayli artıyor arkadaşlar. Bunu bir de iki üç noktadan yaptığınızı düşünün. Çok daha fazla bir elektrik enerjisi depolayabilirsiniz. Çok daha fazla bir elektrik enerjisi üretebilirsiniz güneş panelinizden. İsterseniz hadi gelin hemen ufak bir yansıtıcı yüzey oluşturalım bu alüminyum folyomuzda ve bir de o şekilde denemeye çalışalım. Bakalım verim ne kadar artacak arkadaşlar. Şu anda güneşin yoğunluğu zaten kendiliğinden arttığı için 210 miliamper seviyesine çıktı bizim panelimizin ürettiği. Gelin bir de şimdi bu şeklindeyken hemen alüminyum folyonun yansıtıcı özelliğini kullanalım. Bakın gördünüz mü? 230 miliamper, 231 miliamper seviyelerine çıktı arkadaşlar. Hatta bir ara sanki 250'yi mi gördüm, bana mı öyle geldi? Bilemiyorum ama güneş panelinin verimini hayli hayli artırdı. Kesin alüminyum folyonun ve bu kırışık kırışık düzgün bir halde yansıtamadığımız halde bile böyle arkadaşlar. Hadi gelin dediğimiz gibi ufak bir düzenek hazırlayalım ve güneş panelimizin verimini bu şekilde test edelim bir de. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do, so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last. And to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I've got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I've got no love for the fakeness. Evet arkadaşlar, şimdi biraz önce hazırladığımız alüminyum folyolardan yapmış olduğumuz karton parlak yüzeyler. Gördüğünüz gibi şu anda 147 miliamper 148 miliamper arasında bir güneş panelimizin ürettiği elektrik akımının miktarı. Şimdi bakın bir tanesini tutacağım. Daha yaklaşır yaklaştırmaz gördüğünüz gibi 175 miliamperleri gördüğünü biraz önce gördünüz. Şu an 163-170'i gördük. Tek karton ve tek parça alüminyum folyo hazırlamamızda gördüğünüz gibi 175 miliamperi biraz önce gördük. Evet, ikincisini de destek getirdiğimizde arkadaşlar şu şekilde hemen 175 miliamperi rahatlıkla gördük bu sefer. Evet, şöyle bir ince ayar yaptığımızda 170 189 miliamperi gördük biraz önce. 180 miliamper. Evet, şöyle temiz ve ince bir ayarla arkadaşlar alüminyum folyolarınızı koyacağınız yerleri belirlediğinizde gördüğünüz gibi güneş panelinizin verimi neredeyse %25 oranında artırılmış oluyor. Bakın %180 miliamperi yine biraz önce gördük. 180, şöyle değiştirelim yine açıyı. Şöyle alüminyum folyoların, bakın çektiğim anda hatta şu anda 138 miliampere düşmüş güneş enerjimizin panelde ürettiği akımın miktarı. Ve biz 180 miliamperleri gördük biraz önce gördüğünüz gibi. Evet. Bunları uygun bir açıda ayarlayıp sabitlediğinizde arkadaşlar güneş panelinizin verimi %25 oranında
artmış olacak. Bakın 184 mA, 188 mA'ı gördük. 194 mA, 200 mA'ı göreceğiz biraz zorlasak. Evet arkadaşlar, 190-200 mA'ya yakın bir akımı güneş panelimizden şu an için almış bulunmaktayız. Çektiğimiz zaman gördüğünüz gibi şu anda üretilen elektrik akımı güneş panelinde 137 mA ve sabit. Bakın 137-138, yani güneş öyle çok fazla oynak bir şekilde panelin verimliliğini etkilemiyor. Ama bizim folyolarımız hani hareket ettirdikçe tam ayarlama olayını sabitlemeden tuttuğumuz için oynak bir elektrik akımı üretiyoruz, ama bunları sabitleyip güzel bir şekilde ayarladığınız zaman güneş panelinizin verimini %25 oranında artırabileceğiniz anlamına geliyor bu izlemiş olduğunuz video. Evet, görüyorsunuz yine. Bunun yerine aynalı plexi veya iyi bir ayna, hani ayna cam olduğu için kırılma riski var ama plexiglass'tan yapılmış ayna yüzeyli plastik malzemeler var. Hatırlarsanız bir güneş ocağı yapmıştık. Orada o plexiglass malzemelerden kullanmıştık. Ayna özelliğine sahip plexiglass'lardan kullanmıştık. O videonun da linkini ben sağ üst köşeye koyarım videonun. İzlemek isteyen oradan izleyebilir. O plexiglasslardan kullandığınız zaman çok daha verimli bir yüzey, çok daha verimli bir elektrik enerjisi üretme olayınız söz konusu arkadaşlar güneş panellerinde. Evet sevgili KYLC kanal takipçileri, bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Gördüğünüz gibi sadece alüminyum folyoyla güneş panelinizin verimini nasıl %25 oranına kadar artırabilirsiniz, bunu görmüş olduk. Bu tür teknik ve bilimsel konulara ilgi duyan ve merak olan arkadaşlarım varsa lütfen kanalımızı takip etmeyi ve abone olmayı unutmasınlar. Beğendiğiniz videolara like atmayı ve yorumlarda bilgi, deneyim, tecrübe ve fikirlerinizi lütfen bizimle paylaşmayı unutmayın. Yeni bir videoda, yeni bir projede görüşünceye dek hoşça kalın. Never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show